Şimdi ben bu başkanlığın kurulmasına hiç şaşırmadım. Yani nasıl oldu diye hiç şaşırmadım. Nedeni şuydu, daha önceden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Bizim cemevler bizim kırmızı çizgimizdir. Bunun başkan bir inancın ibadethanesiymiş gibi gösterilmesine razı gelmeyiz mealinde bir açıklama yaptı ve kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Bunun ardından Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama var yine buna bağlı olarak. O da diyor ki cemevleri kültürel mekanlardır. İslam'da ibadet yeri mescittir. Yani camidir. Siz buna alternatif bir şey yaratamazsınız diyor. Aslında Tayyip Erdoğan bunu yaparak ne yapıyor? Bir, yani Kültür Bakanlığı bünyesinde bu yapının oluşturulmasıyla neyi yapıyor? Birincisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı memnun ediyor. Kızdırmıyor yani. Alternatif mekan. Çünkü koymuş kırmızı çizgimiz diye. İkincisi ne yapıyor? Alevileri memnun ediyor. Yani bu aslında ne olduğunu gösteriyor. Alevilik bir kültürdür, farklı bir kültürdür. Bunların cemevi dediği yerler de onlar cemevini yer olarak, herhangi bir mekan olarak, kültür merkezi olarak düşünüyorlar. Bunun yapılacağı yerde Kültür Bakanlığı'na bağlı olmasıdır şeklinde bir yorum yapıyorlar ve bunu oluşturuyorlar. Oluşturdukları işte yapı içerisinde sanıyorum 52 civarı bir merkezi kadro var. Bunun içerisinde uzmanlar var, başkanlar var, başkan var. Ve buraya atanan, yani bu kurumun başına atanan kimliklere de baktığınızda, gerek bir önceki gerek mevcut olan arkadaşlara baktığınızda, bunların öyle alevilikle de yakından uzaktan ilgileri yok. Farklı bir alevilik anlayışı var. Bizim bildiğimiz aleviliği tarif etmiyorlar ve onun peşinde de değiller. Bunun aslında en güncel örneği şu anda işte 16-18 Ağustos tarihleri arasında Hacı Bektaş'ta yapılacak olan Hacı Bektaş Veli Anma etkinlikleri. Bu başkanlık ve bakanlığın diğer birimleriyle birlikte ayrı tabii diğer farklı kurumlardan, hani devletin bünyesinde bu işe bakan farklı kurumların da desteğiyle Hacı Bektaş Veli Anma etkinliklerini alternatif bir etkinlik olarak kutlamayı planlıyorlar ve bu konuda ve belediyeye de bir baskı olduğunu biliyoruz. Yani siz yapmayın biz yapalım ama bu etkinlik 25-30 yıldır yani Hacı Bektaş Veli Anma etkinliği 25-30 yıldır belediye müktesinde. Bunun öncesinde de yerel derneklerin gerçekleştirdiği bir etkinlik. Şimdi gözü öyle dönmüş ki bunların yani 30 yıllık geleneksel olarak belediyenin yaptığı bir etkinliği bile sabote etme noktasına gelmişler ve her etkinlikte, geçmiş yıllarda yapılan etkinliklerde işte Kültür Bakanlığı'na bağlı oradaki gerek kültür merkezi, gerek diğer alanlar tahsis edilirdi ve kullanılırdı. Hatta yukarıda şimdi belediyeye tahsis edilmiş olan amfiteyatır bile eskiden Kültür Bakanlığı iken sonradan belediyeye devredilmişti. Orayı bile kullanma iznini vermedikleri yönünde bize bilgiler ulaşıyor. Buna karşı belediyenin direnci var ve çünkü Alevi örgütleri daha önce bir basın açıklamasıyla bunu duyurdular. Dediler ki eğer bakanlık, Kültür Bakanlığı'nın düzenleyeceği bir etkinliğe dönüşürse biz bu etkinliğe katılmayız. Belediye de bu konuda direnç gösteriyor. Kendi programını oluşturmaya çalışıyor. Farklı kaynaklardan özellikle büyükşehir belediyelerden destek bulmaya çalışıyor. Çünkü oradaki seçilmiş belediye başkanı, mevcut belediye başkanı bağımsız olarak seçildi. Ama geçmiş yıllarda gerek Kültür Bakanlığı'nın, gerek Başbakanlık Tanıtofon'un, gerekse TİKA'nın, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı sanırım açılımı. Bunlar da Kültür Bakanlığı'na bağlı birimdir TİKA. Bunların geçmiş yıllarda ekonomik olarak destek verdiğini biliyoruz. Ama bu yıl verecekler mi ondan emin değilim. Bu son gelişmelerde muhtemelen bunu vermeyeceklerdir diye düşünüyorum. Burada Alevi örgütlerinin belediyenin ardında durması, arkasında durması ve bu etkinlikleri güçlü biçimde gerçekleştirmesi gerekir. Ama devlet de elinden geleni yapacaktır ve ne kadar zayıflatırsak o kadar biz güçleniriz mantığıyla hareket edecektir diye düşünüyorum. Daha önce de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir çalışma geldi aklıma. Alevi kaynaklarını incelemiş, çevirmiş ve yayınlamıştı. Bu çalışmayı yapan kimliklerden birisi de
Osman Eğri diye Çorum Gitit Üniversitesi'nden bir zat-ı muhteremdi. Daha sonra FETÖ'nün o konuma yükselttiği anlaşıldı. Bu arkadaş Çorum Ulvi Köyü'nden Alevi kimlikli, İlahiyat Fakültesi'nin dekanlığına yükselmiş. O da Alevliği işte İslam çerçevesinde değerlendiren kimliklerden biriydi. Onun yaptığı hasar, yani onun Alevi kaynakları diye ortaya koyduğu eserler daha etkisini yitirmeden, yani onun daha kanı kurumadan böyle bir çalışma yapılması Alevi'yi aslında nereye yönlendirmek istediklerinin açık delilidir. Maddelerden birini bana hazırlatmak isteyeceklerini hiç sanmıyorum. Kime hazırlatacaklarını, kimlere hazırlatacaklarını da tahmin edebiliyorum. Ama bu tamamen ya Türk İslam ya da Alevi İslam çizgisinde olan, yani bizim içimizde bulunan kimlikler de var bu konuda yazan, çizen, kendini Alevi'nin, Aleviliğin önderi diye niteleyen kimlikler de var. Muhtemelen bunlar üzerinden böyle bir çalışma yapacaklar ve bunu Alevilere götürmeye çalışacaklardır. Bizim kınalı kekliklerden de bu suyu içmek isteyenler mutlaka olacaktır. Ama çok sağlıklı sonuçlara ulaşacaklarını sanmıyorum. Ansiklopedinin içeriğinde ne olacak onu da çok bilmiyoruz. Göreceğiz. Gördüğümüzde de oturup eleştirilerimizi o zaman yapacağız. Ama yapacaklar, yani şu ana kadar yaptıkları, bundan sonra yapacaklarını da ne olacağını aslında bize ifade ediyor. Aleviler bu konuda ne yapmalı? Aleviler, Alevi örgütlerinin burada büyük görev düşüyor. Yani kişisel olarak hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben de yazıyorum, çiziyorum, kitaplar çıkarıyorum falan ama bu benden ibaret. Yani piriyerden ibaret. Bunun daha öteye taşınması gerekir. Örgütlerin bu konuda gerçekten Aleviliği Alevice anlatan, açıklayan kaynakları ortaya koyması gerekiyor. Ama bu eski dönemlerde kaleme alınmış Aleviliğin de yazılı kaynakları olarak bilinen kimi kaynakların çevirisiyle falan olacak iş değil.